Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı ve 15 Şubat'ta köy okullarının açılmasını kararlaştırdık. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretiminin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklar başlanacak dedi ve bugün de bunlar biraz daha netleşmeye başladı. Arda'ya dedim ki Arda sen bir anlatsana bize ne oluyor diye. Arda da tabii Cüneyt Bey ben dedi bağlanayım hemen size anlatayım dedi. Gel bakalım Arda kardeşim. Ne yapıyorsun Arda, nasılsın? İyiyim Cüneyt Bey, siz nasılsınız? Yeni programına başladın, hayırlı olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kanalda artık yeni programlar da koyuyoruz. Burayı bir platform gibi değerlendiriyoruz artık. Sadece Cüneyt kardeşinizin gidip karşınıza gelip bıdı bıdı konuştuğu bir yer değil. Hem gençlerin hem Kenan Taş gibi tecrübeli isimlerin de farklı haberlerinin hatta belki de önümüzdeki dönemde belgesellerin hatta dizilerin olacağı bir platform yaratmayı hayal ediyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Arda da kimle konuştun Arda bu hafta ilk programında? İlk programda Sayın Gündüz Vassaf Hoca'yı ağırladık. Çok da Evet. güzel bir program oldu bence Cüneyt Bey. Çok güzel. Ben de seyrettim. Arda şöyle programlar yapsın dedik. Şimdi Arda gayet okumayı seven, araştırmayı seven genç bir arkadaşımız. Dedim ki Arda biz çok böyle hızlı konuşuyoruz. İşte çok kısa alıyoruz konuklarımızı. 3 dakika, 5 dakika. Sen bir konukla otur ve şöyle bir 50 dakika, 60 dakika bir konu üzerine konuş. İşte Gündüz Vassaf'la mesela korona sonrası günleri konuştu. İşte Zizek'le ne bileyim yeni dünya ekonomisini konuş. Ya da işte biraz önce adını andım. Sevgili değerli hocamız Nilüfer Göle ile Boğaziçi'ni konuş mesela. Üniversiteleri konuş. Bak güzel bir şey. Bence sen böyle bir isimle üniversite nedir? Üniversite geleneği nedir? Yani biraz daha Boğaziçi Üniversitesi'nin de ötesinde. Evrensel olarak ne olmalıdır konuşalım ki bir boyut kazandıralım. Sadece gündemin peşine takılıp giden bir kanal olmayalım. Onu yaparsın ama şimdi iyi haber var anladığım kadarıyla. Okullar açılıyor. Ben buna iyi haber diyorum. Netleşti mi? Ne dedi acaba bakan? Anlat bakalım Ardacığım. Teşekkür ederim Cüneyt Bey öncelikle. Evet bence de iyi haber. Kesinlikle okullar açılacak. Kademe kademe de olsa artık salgında daha iyiye gidişle birlikte okulların da açılması planlanıyor. Bu sabah Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yol haritasını açıkladı. Köy okulları ve anaokulları ilk etapta 15 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretimi açılacak. Tüm bağımsız anaokulları da bunlara dahil köylerde bulunmayan. Anaokullarının açılmasının özellikle kritik olduğunu zaten siz de defalarca söylemiştiniz. Ardından 2 hafta sonra da 1 Mart günü bütün ilkokullar yani 1. ve 4. sınıflar arası artı 8. ve 12. sınıflar bunlar da özel durumdaki öğrenciler çünkü sınavlara girecekler. Sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için hem 1. 4. sınıflar hem de 8. ve 12. sınıflar öğretime başlayacak. Aynı zamanda özel okullarda eğitim öğretime başlayacak Cüneyt Bey. Peki bir öğretmenlerin aşısıyla ilgili bir şey konuşuldu mu hiç? Bakandan böyle bir şey geldi mi Sayın Ziya Selçuk'tan? Aynen geldi. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır dedi Sayın Ziya Selçuk. Aşı Bu da iyi takvimini haber. Süper. planladılar. Aynen böylece süreci hızlandırmak adına Şubat ayı içinde aşılar gerçekleştirecek ki Mart ayında okullar normal eğitime başlayabilsin. Aynı zamanda şunu da eklemek lazım bence. Öğrenciler haftada 2 gün 1 Mart'tan sonra okula devam edecek. Bu yine değişmeli şekilde daha önce de geçtiğimiz sene olduğu gibi ikişer gün gidecekler. Yani böylece sınıfların sayısı azalacak ama her öğrenci okula devam edebilmiş olacak. Evet. Peki. Üstüne Tamam. bir şey daha eklemek isterim Cüneyt Bey. Veli Bekle. kararı olacak. Yani veliler eğer isterse ki ben hani çocuğumu okula yollamak istemiyorum. Evde devam edebiliyorum. Öyle tercih ediyorum. Yine bu velinin kararına kalmış bir şey olacak. Yani kimse mecbur olmayacak tabii. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arda merakla bekliyorum bu haftakilerle konuşacaksın diye. Evet Cüneyt Bey, ben de Peki. hazırlanıyorum. Görüşürüz. İyi günler.